Ya aşılama yöntemi aslında kısır çiftlerin tüp bebek yöntemine gitmeden önce uğradıkları bir basamak olarak düşünebilirsiniz bunu. Basit tedaviler uygulandıktan sonra ilk başta başvurduğumuz yöntemlerden biri. Çünkü maliyet olarak daha düşük. Özel bir laboratuvara ihtiyaç duyulmuyor. Tüp bebek merkezi gibi özel bir merkeze gerek duyulmuyor. Eskiden hatta mikroçip yöntemi çıkmadan önce aşılama için de aslında bir laboratuvara ihtiyaç duyuyorduk. Ama şu anda mikroçip çıktıktan sonra ona da ihtiyaç kalmadı. Çünkü biz kendimiz muayenehanede, klinik ortamında, küçük bir odada, kendi imkanlarımızla doktor olarak kendimiz bile sperm hazırlayıp hastaya uygulayabiliyoruz. Peki bu mikroçip yöntemiyle aşılamada ne kadar yüksek bir başarı sağlandı? Eskiden oran %10'lar civarındaydı. Mikroçip çıktıktan sonra yaklaşık %20 ile 25 arasında bir orana çektik biz bunu. Genel anlamda tüp bebekle karşılaştırıldığında bu oran düşük gibi gelebilir ama sonuçta ulaşım kolaylığı en ücra noktada bile kullanılabilir olması nedeniyle sonuçta şöyle bir noktaya varılıyor. 5 hastadan birini siz tüp bebeğe gitmeden gebe bırakıp en azından bu yoldan geri çekebiliyorsunuz. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç. Dolayısıyla hiç çok büyük laboratuvarlara da gerek olmadan bu gebelikteki başarı şansı çok daha yükselmiş oluyor. Aynen, aynen. Yani sonuçta hem hasta için kolaylık hem hekim olarak bizim için kolaylık. Bir nevi sonuçta her bireyin veya her insanın tüp bebeğe gidecek maliyeti olmayabiliyor veya fiziki koşulları olmayabiliyor. En azından bir şans vermiş oluyorsunuz onlara. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.